Evet, Nalçileri de konuştu. Peki, ben AK Partili vekillerin hiç böyle yakın bir iletişimim olmadı. Sana ziyarete de geliyorlar, sen takip ediyorsun da o cenahı. AK Partili vekilleri nasıl görüyorsun? AK Partili vekillerin çalışmaları nasıl, kente katkıları oluyor mu? Varlıkları bir şeyi değiştiriyor. mu? Yani AK Parti içerisinde de rahatsızlıklar çok fazla. Listeye tepki çok fazla sadece Cumhuriyet Halk Partililer gibi alenen dile getirmediklerini zaten hepimiz biliyoruz ama bakıldığı zaman işte belki Saadettin Hoca'ya tepki daha azdır. O da açık açık AK Parti siyaset yapmak istediğini ve AK Parti tarafında olduğunu hiç gizlemedi. Hep programlarda en önde yer aldı. Dolayısıyla beklenen bir şeydi. Bir de insanlara dokunmuşluğu da var Saadettin Hoca'nın şehirde. Dolayısıyla onun birinci sıra olması zaten beklenen bir şeydi. Ancak dönüp bakıldığında üçüncü sıradaki Veysel Bey'in burada tepe noktaya oturtulmasında hala bir hazımsızlık söz konusu emniyet müdürünün. Kelip de üçüncü sıra adayı olmasında bir hazımsızlık söz konusu. Bunun yanı sıra aynı isimlerin değiştirilmeden devam etmesi, bir tek Emine Hanım'ın liste dışı bırakılarak aynı isimlerle devam edilmesi de ayrı bir sıkıntı. Yani orada da bir heyecandan söz etmek mümkün değil. Neye göre bu listeyi yaptıklarını hakikaten ben de bilmiyorum, çok da hakim değilim içlerine ama bir kaynama olduğu kesin. Yani bir Mehmet Akif Yılmaz'ın eğitim konusunda veya işte teşkilatla iletişim konusunda çok pozitif algısının olduğunu duyuyorum bana gelen AK Partili babasına insanlar rağmen. babasına rağmen evet onu ben de ondan ayrı tutuyorum hakikaten şey sohbet ettiğinde sen de aynı kanaate oluşursun çok daha başka bir noktaya koyarsınız Mehmet Akif Bey'i teşkilatta seviyor gençler seviyor e, iyi de gidiyor bu anlamda e, diğer taraftan Sami Çakır Sami abi ben kişi olarak severim Öteden beri de tanışırız. Çok da uzun sohbetlerimiz de olmuştur. Onun herhalde ilişkisi biraz daha Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilintili olarak gelişiyor. Teşkilat da öyle kabullenmiş vaziyette gidiyor. Radiye Hanım en tepki gören milletvekillerinden biri olmasına rağmen listede kalmayı başarıyor. Bir şekilde başarıyor. Allah Ki nasıl Peygamber ben... şükrü bizim dinler öğretmenimiz. <laughs> Ama çok Bilmiyorum. o kadarına hakim değilim ama herhalde onun da biraz Emine Hanım'la Erdoğan yakınlığından kaynaklı olarak maalesef bu işler hep ahbap çavuşla gidiyor. Orada da şey değişmiyor. Kentte milletvekilini devam ettiriyor. Bir tek işte Lütfü Türkkan çıkışıyla vesairesiyle herhalde bir sükse yaptı parti içerisinde. Bunu da yukarıya iyi pazarladı. Siyasi bir pazarlamadan bahsediyorum. Varlığını sürdürmeye devam ediyor Radya Hanım. Bunlara rağmen AK Parti'nin Kandıra'da yüzde 67 oy olması, yani ülkenin içinde bulunduğu, ekonomik durumu da göz önünde bulundurduğunda çiftçinin bittiği, hayvancılığın bittiği bir noktada, ekonomik sıkıntıların hat safhaya çıktığı noktada, işsizliğin arttığı, yoksullaşan bir, bir, halk var burada, alım gücü düşen, ücretlerin düşük olduğu bir halk var. Ama e, Türkiye ortalamasının üzerinde Kocaeli'de AK Parti oy alıyor. Yani bırakın hani Türkiye ortalamasıyla aynı, onun bayağı üzerinde e, oy alıyor. Bunu neye bağlıyorsun? bunu o zaman biraz yerel yönetimlere bağlayabiliriz. Birbirini çok kesmez, birbirini çok etkilemez ama etkiler. Aynı zamanda da etkiler. Eğer burada kötü bir yönetim olsaydı bu genelde etki ederdi. İyi bir yönetim varsa bu yine genelde etki eder. Ben burada çok başarılı bir süreç yönetiliyor demiyorum. Özellikle ilçeler bazında çok da hakim değilim ama takip etmeye çalışıyorum. Fakat en azından şu 5 yıllık döneme baktığımızda bir şişme yok Kocaeli'nde artık. Keskin bir ayrışma yok. Bu basın içinde böyle, halk içinde böyle, siyasi partiler arasında da böyle. Yani Hı. diyalog kanalları eski oranla çok daha iyi gelişiyor. Bunu millete takdir ediyor herhalde Bülent Bey. Oraya da yansıyor diye düşündüm. Evet ben şöyle düşünüyorum. Onu çok düşündüm. Çok da yazdım bu konuda aslında. Hı. İncelemedim de biraz yani hem kamuoyunu insanları inceledim. Sık sık da köylere gidiyorum. Çevrede Hı. konuştuğum insanlar Tahir Bey'e karşı çok büyük bir sempati var. Evet. Yani projelerini tanıttığında siz de oradaydınız. Birlikte projeleri de inceledik. Türkiye'nin en borçlu belediyesi olarak bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun çoğunu da ödendiğini gördük. Mesela 6 milyarlık borcun 4 milyarı ödenmiş. Bu evet. 4 yıllık süre içerisinde bu büyük bir başarı. 1297 proje hayata geçirilmiş.